Ben kamp yapmayı çok severim. Bu yüzden de sık sık kamp yaparım arkadaşlar. Bu video ya da geçenlerde çıktığım bir kamp gezisinden bahsederek başlamak istiyorum. Kamptayken saat sabah 9 sularında nehir kenarına inerim. Böylece güne çok keyifli bir başlangıç yaparım. O günde güne böyle başlamıştım. Nehir kenarına indim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. Şimdi tam olarak o anı düşünmek istiyorum tamam mı? Tam o anda yani saat 9.00'da nehre indiğim anda zamanı durdursaydık acaba kalbim ne durumda olurdu? Kalbimle ilgili gözünüze çarpan bir detay olur muydu? Kalbe giden bazı sinirler bulunduğunu biliyoruz. Vücudumuzda bir takım sempatik sinirler bulunur. Bu sempatik sinirler de her an nörotransmitterlerin bir kısmını vücuda iletir. Nörotransmitterler ise mesaj iletilmesini sağlayan kimyasal maddelerdir. Mesela burada gördüğünüz bir nörotransmitter. Bu sinirden salgılanıyor ve adı da norepinefrin, tamam mı? Norepinefrin, sinirin içerisinde kalp hücresine doğru taşınır. Kalp hücresinin yüzeyinde de küçük reseptörlerimiz var. Buraya üç reseptör çizelim. Bunlardan biri iletilen mesajı algılar. Bu sayede kalp hücresine mesaj ulaştırılmış olur. Dolayısıyla kalp hücresine kalsiyum aktarılır. Daha önceki videolarda bunun nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Peki kalp hücresine ulaşan kalsiyum daha sonrasında nereye gider? Aynı zamanda bu kalp hücresinin içerisinde miyozin ve aktin olarak adlandırılan kas proteinleri olduğunu biliyoruz. Bu kas proteinlerinin düzgün çalışması için bir miktar kalsiyum gerekir. Burada gördüğünüz miyozin. Şimdi de aktini çizelim. Bu da aktin proteini. Proteinler burada biraz sıkışık bir halde görünüyorlar. Birbirlerine çarpıyorlar. Sıkışık derken çok az yer olduğunu belirtmek istiyorum. Burası aslında sistol sonunu ifade eder. Şu an sistol sonu olarak adlandırılan bölgeyi görüyoruz. Bunu yazsam iyi olacak. Evet, sistol sonu. Dediğim gibi sabah saat 9'da zaman durduğu anda sistol sonu bu şekilde görünüyordu. Kalsiyumun bir kısmının da troponin C ile bağ kurduğunu unutmayalım. Buraya birkaç kalsiyum çizelim. Tam olarak nerede olduklarının da çok önemi yok arkadaşlar. Birkaç tane çizsek yeter. Burada kaç miyozin başının çalıştığını bulmamız gerekiyor faaliyet gösteren miyozin başlarını kırmızıyla gösterelim. Mesela buradaki çalışıyor. Çünkü aktine yakın. Burada kalsiyum da var yani doğru kutupta. Ancak buradakini kırmızıyla gösteremeyiz. Çünkü yanlış kutupta. Bu miyozin başına yakın bir kalsiyum yok. Yani bu da yanlış tarafta. Buradaki miyozin başını kırmızıyla gösterebiliriz. Çünkü aktin proteininin olması gereken kutupta kalsiyumu var buradakini de yine aynı sebepten kırmızıyla gösterebiliriz. Bu iki miyozin başını ise kırmızıyla göstermemiz mümkün değil çünkü yanlış kutuptalar. Ancak buradakini kırmızıyla gösterebilirim. Yani toplamda 20 miyozin başından 4 tanesinin çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu yazsam iyi olacak arkadaşlar. 4 bölü 20. Yani %20. Dolayısıyla miyozin başlarından %20'sinin çalıştığını söyleyebiliriz. Bu ne çok iyi ne de çok kötü bir durum. Şimdiye kadar gördüklerimizi bir bakalım beraber özetleyelim. Evet. Saat sabah 9'da nehir kıyısında yürüyordum. O sırada sistol sonunda çalışan miyozin başı oranı %20 idi. Akşam saat 9'da başıma ilginç bir olayın geldiğini varsayalım. Örneğin gece son bir kez etrafa bakmak için dışarı çıkmış olayım. Dışarı çıktığımda çok korkunç bir hayvan hatta bir yaratıkla karşılaştığımı varsayalım. Bakalım hangi hayvan olduğunu anlayabilecek misiniz? Bu hayvanın dört ayağı olsun. Kuyruğu ve gövdesi de çizgili olsun. Evet, doğru bildiniz. Bu bir rakun. Küçük çirkin suratını da böyle çizelim. Evet. Bu rakunun da beni o an çok korkutmuş olduğunu varsayalım. Bu arada gerçekten de rakunlardan korkarım. Benim için oldukça korkunç bir an olduğunu söylemeliyim. Korkudan tir tir titriyorum. Evet. Şimdi de o sırada kalbimde neler olduğuna bir bakalım. Burada kopyala yapıştır yapabiliriz. Bu kısmı kopyala yapıştır yaptım. Alakasız kısımları silelim. Elimizde böyle bir görsel var. O an sempatik sinirlerimin çıldırmış gibi davrandığını tahmin edebiliriz. Buraya büyük bir ok çizelim. Çünkü sinirler o sırada aman dikkat et Burak'ın çok korkunç mesajı göndermeye çalışıyor. Dolayısıyla salgılanan nörotransmitter sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani sinirlerim o anda çok fazla nörotransmitter salgılıyor. Bu önemli bir detay. Çünkü bu sayede vücut içerisinde mesajlar farklı bölgelere aktarılır. Aynı zamanda buradaki tüm reseptörlerin de bu mesajı algıladığını hatırlayalım. Bu mesaj sayesinde hücrenin içi kalsiyumla dolar. Yani bir anda hücre içindeki kalsiyum miktarının büyük ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Daha öncesinde sinirlerimizin bu sayede mesaj aktarabildiğini öğrenmiştik. Kalsiyum hücrelere iyon göndererek mesajların aktarılmasını sağlar. Dediğim gibi, hücrenin içerisi kalsiyumla doldu. Önceki örnekte olduğu gibi hücrenin her yerine kalsiyum çizebilirim. Daha sonrasında neler olacağını hep birlikte bakalım. Dediğim gibi hücrenin her yerinde kalsiyum var. Önceki örnekte olduğu gibi burada da kaç miyozin başının çalıştığını bulmaya çalışıyoruz. Çalışan miyozin başlarını daire içerisine alalım. Hala çalışmayan birkaç miyozin başı olabilir çünkü bu miyozin başlarının yanlış kutupta kalan aktin proteini ile önü kapanmış. Ancak diğer hepsinin o an çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bu miyozin başlarının hepsinin. Diğer tarafta da çoğu miyozin başının o an yardıma koştuğunu belirtmemiz mümkün kaç tanesinin çalıştığını sayalım. 5 10 11 12. Yani 20 tanesinden 12 tanesi çalışıyor. Bu da %60'a denk gelir arkadaşlar. %20'den %60'a çıktık. Şimdi ekranda biraz yer açsam iyi olacak. Saat sabah saat 9'da kalbin içerisinde bulunan sistol sonu sadece %20 oranında çalışıyordu. Ancak şimdi bu oran ne oldu? %60'a çıktı. Peki bu tam olarak ne anlama gelir? Bunu nasıl anlamalı ve akılda kalır bir şekilde ifade etmeliyiz? Bu kısım için basınç hacim eğrimize geri dönsek iyi olacak. Hatırlarsanız sistol sonunda sistol sonu basınç hacim ilişkisini ele almıştık. Bunu çizerek göstersem iyi olacak. Bu şekilde gösterebiliriz. Bu sistol sonu basınç hacim ilişkisinin örnek bir çizimi. Sarı doğrunun saat sabah 9'daki durumu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bunu aklımızda tutalım. Yani sabah ben rahatça hareket ederken durum bu şekildeydi. Dediğim gibi sistol sonundaki miyozin başlarının sadece %20'si çalışıyordu. Buradan bir nokta seçelim. Hangisi olduğu önemli değil, rastgele bir tanesini seçiyorum. Bunun o noktadaki hacim olduğunu varsayalım, tamam mı? İçini kanla dolduralım. Bu noktada da çalışan miyozin başlarımız olsun. Unutmayın, bu miyozin başları o anda kasılma gücünün ne kadar olduğunu ifade eder. Yani bu doğru üzerinde gidip geldiklerini söyleyebiliriz. Miyozin başını bu şekilde çizerek gösterelim. Burada da başka bir miyozin başı olsun. Bu işçilerin o anda %20 verimlilikle çalıştığını ve hallerinden çok da memnun olmadan iş yaptığını söyleyebiliriz. O anda %20 değil de %60 oranında çalışsalar ne olacağına bakalım şimdi. Bu durumda basıncın artacağını söyleyebiliriz. Ancak hacim aynı kalır. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Aynı hacim değerinde burası böyle görünürdü hacim aynı olacak şekilde çizsem iyi olacak arkadaşlar. Bunun da içerisini kanla dolduralım. Burada da aynı işi yapan iki işçimiz olsun. Bu işçiler sol karıncıkta çalışıyor olsun. Bu iki işçinin çok daha fazla çalıştığını söyleyebiliriz. Öncesine göre çok daha gayretliler. Önceki örnekte olduğu gibi zıt yönlerde gidip geliyorlar. Aynı zamanda bu işçilerin öncekilere göre çok daha istekli olduklarını görüyoruz. Sol karıncıkta canlarını dişlerine takarak çalışıyorlar. Buraya da yüzdeyi yazalım. Yüzde 60. Daha fazla çalıştıkları için hacim aynı kalsa da basıncın çok daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Yani bu iki işçi çok daha yüksek bir basınç yaratmayı başarıyor. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Dediğim gibi hacim aynı kalır. İkisini de aynı noktada çizmeye çalıştım. Ancak burada basınç çok daha yüksek. Bu noktada akşam 9'daki durumu ifade ediyor. Yani akşam korktuğum andaki durumu. Şimdi de sabah saat 9'a geri dönelim. Hacmin biraz azaldığını varsayalım. Dolayısıyla basınç da düşer ve bu şekilde düşmeye devam eder. Aslında bu doğruyu bu şekilde oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi bu noktada bitiyor. Akşam 9'u gösteren doğru için de aynı durum geçerli. Hacim biraz azaldığında basınç da biraz azalır. Hacim azalmaya devam ettikçe basınç da azalmaya devam eder. Sonuç olarak bir önceki doğruyla aynı noktaya gelir. Çünkü basınç oluşması için az da olsa hacim gerekir. Dolayısıyla iki durum içinde gereken minimum hacim miktarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı minimum miktara ihtiyacımız var tamam mı? Bu noktada yukarı doğru çıktıkça eğimlerin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Aslında burada farklı eğime sahip iki doğru çizmiş olduk. Bu farklılık da yüzdeye yansır. Dolayısıyla %60'ı gösteren doğruyla %20 ifade eden doğru birbirinden farklı olur. Bunu başka bir şekilde de deneyebiliriz. Burada biraz yer açsam iyi olur. Ortaya bir doğru çizseydim ne olacağını şimdi bakalım. Buna benzer yeşil bir doğru çizelim. Bu doğrunun yüzdesi kaç olurdu? Bunun %20 ve %60 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Belki %40. Doğruya bakarak bunu tahmin edebiliriz. Burada anlatmaya çalıştığım doğrunun eğimini aşağı veya yukarı doğru değiştirebiliriz. Bu da o kasın o anda ne oranda kasıldığını ifade eder. Bu da aslında kasın kasılmak için kullandığı miyozin başı miktarını bize gösterir. Çizdiğimiz bu üç doğrudaki eğim de aslında kontraktilite yani kasılma yeteneği olarak adlandırılan kavramla ilişkili bir durumdur. Bu kavram her yerde karşımıza çıkabilir. Aslında temelde bu doğrudaki eğimin ne kadar olduğunu ifade eder. Doğrunun eğimini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için ise kalsiyumu kullanmanız yani kalsiyum kullanmanız yeterli olacaktır. Kalsiyum miktarını arttırmak veya azaltmak, doğrudaki eğim oranını değiştirir. Unutmayın, vücudumuzdaki sempatik sinirler bu şekilde çalışır. Sempatik sinirler işte bu şekilde bu doğruyu etkiler. Ancak kontraktilite oranını değiştirmenin tek yolu bu değildir. Aynı zamanda pH değeri veya sıcaklığı değiştirerek de miyozinlerin nasıl çalıştığını etki edebiliriz. Bunun sebebi ise miyozinin bir protein olması ve tüm proteinlerin ideal bir pH değerine veya sıcaklığa ihtiyaç duymasıdır. Bu son eklediğimiz iki faktörün de etki ettiğini görebiliriz. Ancak genellikle buradaki ilk faktörden daha çok bahsedilir. Bunun sebebi ise vücudumuzdaki sempatik sinirlerin bu durumu çok iyi kontrol edebilmesidir.